kameraya göstereyim derken burnumu yakalıyormuş. Selam gençler, ben Okan. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün yine Okan Mutfak'ta videosunun başka bir bölümüyle sizlerleyim. Bugün arkadaşlar az önce gördüğünüz kereviz, kereviz değil, kereviti pişireceğiz. Denizden değil, daha çok Türkiye'de Isparta Eğirdir Gölü'nden yakalanıyor arkadaşlar. Ve bize bu kerevitleri ulaştıran HB Su Ürünlerine teşekkür ediyorum kendilerine. Ve şu anda aşağıda gördüğünüz gibi HB Su Ürünlerinin iletişim bilgileri çıktı. Siz de böyle deniz ürünleri, balık ürünleri, kerevitler, ıstakozdur, her türlü ürün var kendilerinde. Benim gönderdiğimi söylerseniz özel indirimlerde uygulayacaklar. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Bu kerevitleri bize gönderdikleri için. Arkadaşlar bu kerevitler... Tamam beni çek yeter. Arkadaşlar bu kerevitler, hatta elime alacağım şöyle. Bunu çoğu insan eline alamıyor ama ben çok sevdim bunu. Kıskaçları yengece benziyor. Tipi karidese benziyor. Biraz ıstakozumsu bir tipi var. Böyle bıyıkları uzun, şu an beni yakalamaya çalışıyor. Bunlar sudan çıktığında yaklaşık bir 2-3 günlük bir ömürleri var arkadaşlar. Isparta Eğirdir Gölü'nde daha çok Türkiye'de yakalanıyor ve yurt dışına ithal ediliyor, Türkiye'de tüketiliyor. Özellikle oteller çok alıyor bunu. Bunun özelliği arkadaşlar, bunu canlı canlı pişiriyoruz. Evet, yanlış duymadım. Canlı canlı. Yani şöyle, suyu kaynatacağız ve canlı bırakmamız gerekiyor. Öldüğünde yenemez duruma geliyor. Yani canlı tutup suya atmamız gerekiyor. Zaten suya attığımızdaki ilk saniye ölüyor arkadaşlar. Bunu sakın böyle canilik işte hayvanı canlı canlı pişiriyor gibi düşünmeyin. Bunun yöntemi buymuş. Yani ben de araştırdım, öğrendim. Usta aşçılar bu şekilde öneriyor. Bunu canlı canlı suya atacağız. Yalnız az daha parmaklar gidiyordu benim. Ve yaklaşık 1 veya 2 dakika pişireceğiz. Ve şu kuyruğu şu şekilde olup içine kapanıp kırmızı renge dönüştüğü zaman pişmiş olacaktır. Böyle bir deneyim kazanacağız. HB Su Ürünlerine tekrardan teşekkür ediyorum. İletişim bilgileri aşağıda. Gidiyorum ve hadi pişirmeye geçelim. Arkadaşlar kerevitlerimizi pişirmeden önce bir sudan geçirip temizlememiz gerekiyor. Çok fazla suya tutmaya gerek yok. Sadece üzerinden su geçireceğiz şu şekilde. Temizleme maksadıyla. Arkadaşlar suyumuz kaynadı. Suyumuz kaynadıktan sonra biraz tuz ekliyoruz. Daha sonra gördüğünüz kerevitlerimizi teker teker alıp suya bırakacağız. Şimdi arkadaşlar kerevitler canlı. Suya koyduğum ilk saniyede şoka girip ölüyorlar. Evet, gördüğünüz gibi rengi kızarmaya başladı. Şu anda hayvan öldü. Bu şekilde yaklaşık 1 dakika boyunca pişecek ve rengi tamamen kırmızı olduğunda, kuyruğu da içeriye döndüğünde, bakın şu kuyruğu içeriye dönmeye başladı. Tamamen her yeri kırmızı olduğunda pişmiş oluyor. Mesela bu şu anda hazır durumda. Yaklaşık birkaç dakika oldu. Tamamen kırmızı hale geldi ve kuyruğu da kapandı. Gördüğünüz gibi şu kuyruğu içeriye doğru kapanınca pişmiş oluyor arkadaşlar. Hemen bunu şu şekilde ayırıyorum. Bakın rengi ne hale geldi. Tamamen pişti. Son parçayı da pişirdik. Hemen diğerlerini yanına alalım bunu da. Mahsuller bunlar. Şimdi bunları ister bu şekilde servis edebiliyorsunuz. Yani yerken temizleyebiliyorsunuz. Ama ben içini görebilmeniz için birkaç tanesini temizleyeceğim arkadaşlar. Hemen bir tanesini temizleyelim. Şimdi bunun asıl yenen yeri şu kuyruk bölümü arkadaşlar. Kafa bölümünden çok bir şey çıkmıyor. Organları var. Bir de kıskaçların içi yeniyor. Oradan biraz daha az çıkıyor ama hemen şöyle temizleyelim. Geriye dönüp buktuğumuz zaman bakın direkt zaten organların olduğu yer belli oldu. Şurayı yemeyeceğiz. Şurası komple saf et. Temizlediğimiz
kılçıkları diyelim. Kılçıkları şuraya koyalım. Kabuklarını soymak zaten çok kolay. Hemen çıkıyor. Bakın şu gördüğünüz löp et. Yani bildiğin löp. Löpçük gibi et. Anında bu işte. Şu yine içinde kalan parçaları ayırabilirsiniz. Tamam. Oo. Tek kelime. Mükemmel. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yine Okan Mutfakta serisinde Okan abiniz döktürdü. Kiminizin kardeşi, kiminizin abisi gördüğünüz gibi. Yani ukalalık yapmak istemiyorum ama yani şunları şöyle boy boy çıkartmak, şunu şöyle süslemek falan bence bir marifet ister. Bir like'ı hak ettim. Abone değilseniz abone olmayı da hak ettim yani. Şöyle kanalıma abone olup aşağıya güzel bir yorum bırakırsanız sevinirim. Su ürünleri ve deniz ürünleri, işte balık olur, kerevit olur, ıstakoz olur. Her türlü deniz ürünleri ve su ürünlerine ulaşmak için arkadaşlar aşağıya açıklamaya ve şu anda aşağıda gördüğünüz HB su ürünlerine çok teşekkür ediyorum bu kerevitleri bana ulaştırdıkları için. Siz de balık veya bu tarz ürünler almak istiyorsanız aşağı telefon numaralarını da yazdım. Onlara ulaşabilirsiniz. Instagramları var. Oradan da ulaşabilirsiniz özel DM'lerle. Benim adımı verirseniz size özel indirimler uygulayacaklar arkadaşlar. Müsaadenizle şimdi gidip bunu yemek istiyorum arkadaşlar ve mutlaka bu konuyla ilgili aşağı yorumunuzu bekliyorum. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şöyle küçük bir like atarsanız kanalımız biraz daha büyüsün. Bak azıcık abonemiz var, biraz daha büyüsün. O kadar güzel şeyler gösteriyorum size. Hadi abone olun, hemen aşağıda like atın, abone olun.